Merhaba arkadaşlar. 15 Mart Salı günü Kocaeli yarış programı ile birlikteyiz. E, yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi Kocaeli'nde de kar var. E, çok zor şartlar. E, yani bu e, şartlarda, bu soğuk havada e, at binen e, jokey ve apranti e, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, onlara kolaylıklar diliyorum. Kocaeli'nde 8 koşulu program var. Altılı Ganyan 3. koşuyla saat 19'da start verecek. Ben Altılı Ganyan'a bugün ilk ayakta tekle başlamak istiyorum. O da iki starttan çıkacak olan Halil Kaplan idaresindeki 2 numaralı Acarer. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko diyorum. Son 4 yarışının 3'ü kısa vade, biri de grup 2. E ee, dediğim gibi e, bu grubu geçmesi lazım. E, Halil Kaplan'la ilk kez sağa çıkacak. E, ben banko diyorum 2 numaralı Acerer için arkadaşlar. Kocaeli'nde 6 Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre mesafede koşacakları handikap 16 koşu. E, burada e, yamak ikiler at binecek. 8 safkan yarışa katılıyor ve yamakların performanslarına baktığımızda şöyle en fazla yarış kazanmış yamak Selçuk Akbulat 87 yarış kazandı Berkan Çığla takip ediyor 66 yarışla Fakat kazanma oranlarına baktığımızda arkadaşlar yüzde 6 beş 8 6 6 5 5 Hem birbirlerine çok yakınlar yüzde %5 ile 8 arasında 9 numarayı saymayacak olursak o yüzde iki. Yani birbirlerine çok yakın e, aprantiler var burada. Ama son günlerin formda e, aprantis olarak baktığımızda da bana göre e, son günlerde burada e, formda olan Cemal Paso var, Berkan Çığla var. Bunlar e, diğerlerine göre daha formda bana göre dediğim gibi. E, benim burada favorim. 2 numaralı Çeyirmen bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Öncelikle önereceğim isim. Sonra rakip olarak önereceğim isim de 3 numaralı Lyon Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli demeden hiç pist ayırmadan gayet güzel koşulları var. Son 6 koşusunun ikisini kazandı. Diğerleri de tabelada. Yarışı kazanmaya o da çok yakın bir isim. Sonra son e, yarışları biraz e, kötü olsa da e, bu pistte ilk kez çıkacak. 4 numaralı Demented e, burada bir sürpriz yapabilir. E, kumu severse iyi koşabilir. E, onun da yazılması gerekir. Ve son olarak e, en formda Apranti Paso'nun idaresindeki 8 numaralı e, Lignin Enerji e, buranın sürprizini yapabilir. Onu da yazmadan olmaz. Buradaki sıralamam 2, 3, 4 ve 8 arkadaşlar. Beşinci koşu 4 yaşlı e, Arap kısraklarının 1900 metre mesafedeki handikap 14 koşusu olacak. 7 kısrak yarışa katılıyor. E, üçünü e, ben birbirinden ayıramadım. E, i̇lki 4 numaralı Seriday. E, bütün koşularını İstanbul'da koştu. E, ve son koşusu da 2000 metrede 5. kaldı. E, bugün Kocaeli'nde e, Nevzat Avcı ile piste çıkacak. Aynı ay önde görebilecek e, ilk isim olur. E, rakip olarak 2 e, numaralı şans kaynağı Mustafa Çiçek İdaresi'nde tercihli start aldı 6 numara gibi. O da son koşusu 2000 metre mesafede e, İzmir'de koşup 4. oldu. E, onun da çok şansı var. Ve son olarak önereceğim isim 6 numaralı Dildarin. Son koşusunu bu pist ve mesafede 2.20.90 yaparak kazandı ve meydandan çıktı. Merçan Çelik'le onun da şansı var. Buradaki sıralamam 4, 2 ve 6 arkadaşlar. Kocaeli'nde 6. koşu kısa vade 6. Dört ve yukarı yaşlı İngiliz zatları 1800 metre mesafede koşacaklar. Gününde en zevkli mücadelesi olacağını düşünüyorum. 6 safkan yarışa katılıyor. İkisinin arasında geçmesini bekliyorum. İlki Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 4 numaralı Zlatibor çok şanslı yarışı kazanmaya çok yakın bir isim. Bir önceki kazandığı koşu da buradaki rakibi 2 numaralı Karahisar'ı da geçmişti. Ve son koşusunda da Maratoncu'ya geçildi. Onun arkasından ikinci kaldı. Maratoncu pazar günü Ege derbisinde koştu. Öyle bir safkanın arkasından ikinci oldu. Dediğim gibi bugün epeyce şanslı yarışı kazanmak için. Yanına bir isim önereceğim. O da 6 numaralı Ezer Geçer. E, bu pistte ikinci sefer e, koşacak ama şu anda çok daha hazır. E, dolayısıyla yarış ortak olabilir. E, 4 ve 6 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. 7. koşu şartlı 5 koşu. 5 ve yukarı yaşlı işte, Arap atları 1400 metre mesafede koşacaklar. 4 numaralı Toros Dağı ile 10 numaralı Kaçan Adam ekri olarak yarışa katılıyor. Yine 7 numaralı Uçan Bilgin ile 8 numaralı Topuk Lefem de ekürü olarak yarışa katılacak. Burada da ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. Öncelikle ekürler tabi Toros Dağı. Bu pistte de kazandı. Üst üste de kazandı hatta daha önceki koşullarında. 9 yaşında olsa da hala formda. Son 3 yarışı 1-2-1. Kaldı ki ekürsü de çok formda. Son yarışını... 1-2 bitirdiler. 10 numaralı kaçan adam. Üstünde de Onur Yıldız var. Yani onun e, eksi koçsa bile 10 numaranın da şansı var. Öncelikle önereceğim isim Eküriler. E, ve e, yine 8 yaşında Bilgin temsilcisi. 1 numaralı son oğul. Onun da e, harika bir formu var. Son 6 yarışına baktığımızda e, 3'ünü kazandı. Diğerinde de 2-3-4 yaptı ve Burak Akçay'la da 2'de 2 yapmış bir safkan. Onu da yazmadan olmaz. Sonlarda çok etkili sprinti var. 4 ve 1 olarak burayı geçebiliriz. Kocaeli'nde altılı Ganyan'ın son ayağı saat 21.30'da start alacak. Maiden bir koşu 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede meydandan çıkmak için koşacaklar. Burada 4 isim değerlendirmemi aldım. İlki bir numaralı Cemir ki epeyce önde tuttuğum bir safkan. E, son yarışını kulaklıkla e, çıktı ve Bursa'da 1400 metreyi 1.29.31 ile ikincilik yaptı. E, Darkholm'ün e, öz kardeşi. Dolayısıyla uzayan mesafede çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Onur Öztürk ile e, yarışı kazanmasını bekliyorum. Yanına rakip yazmak isteyenler için e, önereceğim isim Furkan Yüksel idaresindeki 12 numaralı Prenses Fatoş sert rakibi olur. E, ve e, iki isim daha yazacağım. İki tane Speedy Wolf temsilcisi. E, i̇lki 13 numara Real of Fire. Bir kere koşup 7. oldu. E, ama e, starttan oyalandı. Epeyce gerilerde kaldı. E, yarışı 7.likte bitirdi. Ben beğendim yarışını. Dediğim gibi bir Speedy iki tane temsilcisi zannediyorum. Zaten gizli eküriler bunlar. Kurtel safkanları. Ve 6 numaralı Real Chief yazarak burayı bitirmiş olacağım. Buradaki sıralamam 1. Öncelikle dediğim gibi küçük kuponlara tek atılabilir. Ya da burası tek atılıp diğer ayaklara ilk ayağı mesela tek attım. Ee, içinize sinmez ise yanına at yazabilirsiniz ilk ayaktaki iki numaranın ee, tabi kurguyu size bırakıyorum ki e, en önemli e, olan şey zaten altılıyı kurgulamak ee, bunu da e, sizin e, yapacağınız bir şey sizin şansınız sizin kuponunuz e, biz sadece atların performanslarını değerlendirip e, sonra da tahminlerimizi paylaşıyoruz e, kurgu çok önemli Bunu da size bırakıyorum Arkadaşlar buradaki sıralama 1 12 13 ve 6 bu Bahtınız açık olsun görüşmek üzere diyorum